10 yıllık evlilikten sonra başıma bu da geldi Necip abla. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye gideceğim? Bu halle nereye sığarım? Hiçbir yere gitmeyeceksin Gülten. Daha olan bir şey yok. Kendini üzme bu kadar. Daha ne olsun Necip abla? Dedim akşam eve geldiğimde seni görmeyeyim dedin. Boşanma davası da açmış. Bir anlık sinirle yapmıştır. Ben onu yatıştırırım, merak etme sen. Sen de biliyorsun. Para onu çok değiştirdi. Sabahlara kadar kadınlarla eğlencelerde. Ona bile ses çıkarmadım. Onun bana yaptığına bak. Ben bunu hak etmedim abla. Biliyorum güzelim, biliyorum. Ama hepsi hallolacak. Hele bir yarın olsun, tamam mı? Şimdi benim gitmem lazım. Abla gitme. Dedim gitmediğimi görürsün. Hiçbir şey olmaz. Daha önce böyle bir şey yaptı mı? Hayır. Komşunun kocası hastanede. Çocuklarına ben bakacağım bu gece. Mutlaka gitmem lazım. Yarın erkenden gelir Nedim'le konuşurum. Sen sakin ol biraz. Bu akşam bir şey olmayacak, tamam mı? Sonra adam ne demiş biliyor musun? Ne? Sen nereye bakıyorsun kardeşim diye bir bağır adamı. İnanmıyorum sana. Ya çok alemi görmen lazımdı Nedim'cim. Hadi şerefine. Banu sen süper bir insansın ya. Senin yanında vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Çünkü benim yanımdayken eğleniyorsun Nedim. Seni eğlendiriyorum. Güzel vakit geçiriyoruz. Bundan sonra bir ömrü beraber geçireceğiz hayatım. Ama henüz boşanmadın o sümsük karından. Boşanma davası açtım. Bugün de evi terk etmesini söyledim. Ya aferin sana. Seven adam her şeyi yapar derlerdi de inanmazdım. Canım senin için her şeyi yaparım ben. İstersen eğlencemizi evde devam edebiliriz. Baş başa kalacaksak neden olmasın? Kalkalım o zaman. Bakar mısınız? Hesap lütfen. Abla, sanki kötü şeyler olacak bu akşam. Komşunun telefonu yok mu sende? Arayıp söyleseydin keşke. Ne dedim ben sana? Bu gece hiçbir şey olmayacak. Zaten çok geç oldu. Kadın beni evde bulamayınca telaşlanmıştır bile. Hadi, hayırlı geceler. Sana da. Çok sağ ol abla geldiğin için. Yarın erken gelmeyi unutma. Tamam canım. Alemsin ya. Bir büfenin önünde durabilir misiniz? Tabii abi, ne demek? Şoför müsün yoksa plaka da senin mi? Plaka benim değil. Ben şoförüm abi. Bu işi biliyorsunuz. Çünkü ben de bir sene kadar taksicilik yaptım. Sonra talih bize de güldü, bıraktım. Ama araba çalışıyor hala. Keşke bize de öyle bir şey olsa. Şurada bir büfe var abi. Fedakarlıkları yaptım. Hayatımda en sevdiğim şeylerden vazgeçtim. Onun şerefini ayaklar altına alacak hiçbir şey yapmadım. Ama o beni istemiyor artık. Beni eşimin şerrinden koru Allah'ım. Başıma ne gelecekse gelsin ama hakkımda hayırlı olanı ver Allah'ım. Sen her şeyi gören ve bilensin. (Gülüyor)
Sonra da adam demiş ki ben aslında ajanım. Ay ay Allah, nereden aklına geldi öyle? Bir tane daha var, dinle. Adamın biri bir taksi çevirmiş, taksi hala dönüyormuş. Sanki evde biri var Nedim. Salonda ışık yanıyor. Gündüzden açık kalmıştır hayatım. O kadar şeyden sonra kadın evde duracak değil ya. Dikkat et, yavaş. Ay, ay çok alemsin Nedim ya. Ay, sen de öyle. Ay, uzun süredir bu kadar gülmemişti. Ay. Sen hala neden evdesin? Sana iyi geceler Nedim. Bana yalan söyledin. Hani gitmişti bu kadın? Banu bekle. Onu hemen göndereceğim. Banu! Bırak beni. Banu dur, gitme. Allah kahretsin ya. Ne yapmak istiyorsun sen ha? Oğlum senedir benim hayatımı mahvettiğin yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Ne olur yapma. Ben ne yaptım sana? Ne olur yapma. Artık seni sevmiyorum. Bir çocuk bile veremedim bana. Ama ben... Defol git ben, evimden! Ben. Defol! Ne olur! Senin anlayacağın değil mi? Yapma! Şimdi defol evimden! Yürü! Anne! Çık! Nedim yapma! Bir daha girmeyeceksin bu eve, tamam mı? Aç kapıyı! Aç ne olur! Sana görünmeden bir yerlerde yatarım. Sabah olunca da çeker giderim, ne olur Nedim! Aç kapıyı lütfen! Nedim aç kapıyı! Allah aç kapıyı. Bu kim ya sabahın köründe? Ablamın ne işi var bu saatte ya? Niye açmıyorsun kapıyı? Uyuyordum. Sen de bu kadar erken gelmeseydin. Gülten nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Dün gece kovdum onu. Bir daha giremeyecek bu eve. Ya sende hiç vicdan yok mu? Gülten gibi bir kadına bunu nasıl yaparsın? Hiç mi korkmuyorsun ahının tutmasından? Korkmuyorum. Ne olacak? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Peki nereye gitti biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Bunu hiç merak etmedim. Sahi gerçekten evlenecek misin o adamla? Evet ama şartlarımı yerine getirirse. Peki adam o şartı yerine getirir mi? Bence getirir. Çünkü bana deli gibi aşık. Hadi bakalım. Artık güzel günler çok yakında o zaman. Hı? Sadece benim için değil. Sana da faydam dokunur. Merak etme. Hı?
Merak etme. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Artık yapacak bir şey yok. Nedim geri adım atmaz bunca şeyden sonra. Peki Gülten, sen burada uzun süre kalabilecek misin? Çok zor. Kardeşim bu apartmanın kapıcısı ve 3 çocuğu var. Tek göz odada yatıp kalkıyor hepsi. Ben de kal diyeceğim ama 10 güne kadar İzmir'deki gelin doğum yapacak. Onun yanına taşınacağım. Ben başımın çaresine bakarım abla, sağ ol. Allah büyük. Ama davada nafaka istediğini mutlaka söyle. Yoksa nasıl geçineceksin? Abla, ben o uğursuz paradan almak istemem. Tamam canım, telefonlaşalım. Çünkü ben torun 2 yaşına gelinceye kadar İstanbul'a gelemem. Dün gece için tekrar özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bir an sinirlenip gittiğim için. Ama o kadın oradayken o evde kalamazdım. Haklısın hayatım. Yüzsüzlük işte. Ama artık yok. Ve bir daha da evime gelemeyecek. Çünkü yarın boşanma davamız var. Avukatın en iyisini tuttum. Tek celsede boşanırız. Hadi bakalım. Peki sonra? Sonrası malum. Sen beyazlar içinde, ben en fiyakalı halimle. Yoktu aslında. Senin için az bile hayatım. Aç artık duanı. Sabırlı ol. Gelinler naz yapar biraz. Ama benim sabrım kalmadı. Gelin duanı açmadıysa bazı istekleri var demektir. Yeter ki sen iste kraliçem. Biliyorsun, aramızdaki yaş farkına rağmen sırf sevdiğim için evlendim seninle. Ailem benden bir güvence istiyor Nedim. Onları böyle ikna edebildim. Benim böyle biri olmadığımı biliyorsun. Peki nedir istedikleri güvence? Mal varlığını benim üstüme yapacaksın. Genelde böyle oluyormuş zaten. Tamam. Benim de bir şartım var. Eğer hemen bir çocuğumuz olursa niye yapmayayım? Ondan kolay ne var Nedim? Bunu ben de çok istiyorum. Ben evlendim onunla abla. Böyle konuşmayı bırak artık. Biliyorum. Aslında bütün bu yaptıklarından sonra hiç konuşmamayı düşünüyordum ama dayanamadım. Nihayetinde kardeşimsin. Peki yine ne diyeceksin? Bence o kadın para peşinde. Bak göreceksin. Birkaç gün sonra mal varlığını üstüme yap demeye başlayacaktır. Olabilir. Bana bir çocuk doğurursa seve seve yaparım.
ve doğuracak da. O bana Gülten'in vermediği her şeyi verecek. Öyle tipler para için her şeyi yapar. Ya sen hiç haber izlemiyor musun? Banu yapmaz öyle bir şey. Bence o kadın para peşinde. Bak göreceksin. Birkaç gün sonra mal varlığını üstüme yap demeye başlayacaktır. Acaba ablam haklı olabilir mi? Banu onun dediklerinin aynısını yaptı. Ama öyle olsa bir iki tane acık vermez miydi? Öf ya. Bütün plan değişti o zaman. Sorma, şok oldum. Böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. Ama Allah'tan şaşırdığımı pek belli etmedim. O da anlamadı zaten. Peki gerçekten doğuracak mısın bebeği? Herhalde şekerim. Bir an önce bebek vermek istiyorum ona. Çok mutluyum çünkü. Anladım, Konya geldi galiba. Benim işimi unutma bu akşam ha. Bay bay. Aa, hoş geldin hayatım. Aç mısın? Açım desem yemeğin var mı? Yok ama rezervasyon yaptırdım. Hazırlanıp çıkalım. Peki. Sen geldiğinde bir arkadaşımla konuşuyordum. Bana manyak mısın diyor. Bebek için çok erkenmiş, daha çok gençmişim falan. Peki sen ne dedin? Ben gencim ama eşim için her şeyi yaparım dedim. Sen var ya, bir tanesin Banu. Benim için piyangosun sen, biliyor musun? Abartma canım o kadar. Abartı değil. Bu yaşama kadar başıma gelen en güzel şeysin sen. Sen de benim için öylesin. Bir ricam daha var senden. Söyle hayatım. Benim bir kuzenim var. Turgut. Askerden yeni geldi. Bizim takside şoförlük yapsa nasıl olur? Olur ama taksideki şoförü ne yapacağız? Üç çocuk bakıyor adam. Canım, elin adamı benim kuzenimden önemli mi? Tamam. Yarın gelsin tanışalım. Hatta anne babasıyla da tanışalım. Teyzem ve eniştem trafik kazasında öldü. Özür dilerim. Üzdüm seni. Affedersin. Önemli değil. Az önce çocuk bakıyor dedin ya şoför için. Yakında biz de bebek bakabiliriz. Sahi mi? Allah kahretsin. Ne oldu? Test negatif. Yani? Yanisi şu. İkimizden birinde bir sorun var. Benim kaybedecek zamanım yok. Hemen bir hastaneye gidelim. Testlerin sonucu yarın belli olurmuş. Ben gelir alırım. Eğer sorun varsa tüp bebek tedavisi mi yapacağız dedi. O en son ihtimal. Hadi bakalım. Ne oldu şimdi? İkimizden de örnek aldılar. Yarın belli olacak. Hayırlısı inşallah. Ben de elimden gelen yardımı yaparım sizin için. Nasıl Turgut? Alışabildin mi işine? Alıştım Nedim Bey. Sağ olun. Buyurun. Geç hayatım. Nedim evde mi? İçeride. Buyursanıza. Yok. Ben girmeyeyim. Abla, gelsene. Otobüsün kalkmasına az kaldı. Vedalaşmaya geldim. İzmir'e mi? Evet. Gelinin doğumuna az kaldı. Toruna ben bakacağım. İnşallah bizim de olacak. Ona da bakarsın. Hayırlısı. Kiracı yarın taşınıyor. Ara sıra eve bakıver, tamam mı? Tamam, bakarız. İyi yolculuklar sana. İyi bakın kendinize.
beni hiç sevmedi, değil mi? Test sonuçları pek iç açıcı değil. Bebek sahibi olmayı herkes ister ama şartlar buna müsait olursa tabii. Pardon Tülin Hanım, biraz özel konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Hemen geliyoruz hayatım. Evet. Ben ne demek istediğinizi anladım. Eşimde bir sorun var galiba. Evet, hiçbir olasılık görünmüyor. Yani ümitsiz vaka. Anladım. Ama bunu duyarsa onun için tam bir travma olur. Çünkü bebeği benden çok o istiyor. Peki benden istediğiniz nedir? Tüp bebek. Hiç olmazsa ümit vermek için. Tamam, siz nasıl isterseniz. Ne diyorduk? Bu işlerde ümitsiz olmamak lazım. Tüp bebekte negatif çıkma olasılığı çok düşüktür. Sizin için de bunu denemek zorundayız. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Ne dersin dedim, başlayalım mı? Bundan başka çare yoksa başka şansımız yok. Buyurun. Senin ne işin var burada? Tuvalet için gelmiştim. Hem sizi de merak ettim. Biz iyiyiz Turgut'cum. İlk tüp bebek denememizi başarıyla yaptırdık. İyi. İnşallah bu sefer olur. İnşallah. 10 gün sonra görüşürüz. Ama ben burada olmayacağım. Arkadaşlarım size yardımcı olurlar. Tamam doktorum. İyi günler. Teşekkürler her şey için. İyi günler, iyi çalışmalar. Kadehimi sana kaldırıyorum. Bana dünyanın en güzel hediyesini verdin. Benim de sana bir sürprizim var. Nedim, bir sürü masraf ettik. Hiç gerek yoktu. Bak. Nasıl ama? İnanmıyorum sana. Hayatım, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şeymiş. Gerçekten. İnanır mısın Turgut? Para bitinceye kadar harcadım. Ya adam sana bitirinceye kadar harca dedi. Ne yapacaksın? Hazır her dediğimi yaparken düğün gecesi verdiği sözü hatırlatayım ona. Ne sözü? Mal varlığının tamamını benim üstüme yapacak ya, o söz. Yaptır yaptır. Eğer başarabilirsen sittin sene sırtın yere gelmez. Ne oluyor Turgut? Ben de sana bir hediye almıştım. Ama dün akşam veremedim. Nedir bu? Aç bak. Turgut, bu pahalı bir şey. Bebeğin gerçek babası olmak kolay değil yani. Şşş, sussana. Yerin kulağı vardır. Söylemesen bilmiyoruz sanki. Ne yapayım, tutamıyorum işte kendimi. Banu. O iş için en doğru zaman. Hadi göreyim seni. Beni de anlamaya çalış hayatım. Bunu şimdilik yapamam. Neden peki? Çünkü ilk eşimden çocuğum olmadı. 10 yıl bekledim. İkinci bir evlilik yaptım. O da ancak tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Bebeğin sağ salim doğduğunu görmeden bir şey yapmak istemem. Böyle düşünmem normal. Sakın yanlış anlama beni.
Niye yanlış anlayayım hayatım? Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben aileme bir yalan uydururum. Sen yalan konuşabilir misin? Mecbur kalınca konuşurum, ne yapayım? Efendim. Alo. Buyur hayatım. Nedim, Turgut'a söyler misin? Dün gittiğim mağazada paçası yapılacak 3 tane pantolonum vardı. Onları alıp geliver. Tamam hayatım, emrin olur. Kendine ve bebeğe iyi bak. Bakıyorum, merak etme. Ne haber? Haberleri iyi değil. Yine ne oldu? Bebeğini kucağına alınca yapacakmış. Allah kahretsin. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmem, aklıma bir şey gelmiyor. Bence gelsin. Benim sabrım kalmadı artık. Ama ben ne yapabilirim ki? Bul mu çaresini? Çünkü sefasını süren sensin. Bırakıp gitsem senin başın yanar. Tamam, bulacağım bir çaresini. Cebini açık tut. Belki beraber bir şeyler yaparız. Tamam, al şunları. Nesi var doktor? Banu Hanım hassas bir hamilelik geçiriyor. O yüzden bayılmış. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalanların çoğunda bu tür hassasiyetler sık görülür. Peki biz ne yapacağız? Moralini her zaman yüksek tutacaksınız. Yanında üzücü şeylerden bahsetmeyin. Her dediğini yapmaya çalışın. Aksi takdirde düşük tehlikesi olabilir. Peki ilaç falan? Hamilelerde ilaç kullanımı yasaktır beyefendi. İlk çocuğunuz herhalde. Evet. Bana müsaade artık. Ben sizi bırakayım, buyurun. İyi günler. Nasıl oldun? Hayır, ama çok korktum. Ben de. Ama artık bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Kraliçeler gibi yaşatacağım seni. Teşekkür ederim. Bebeğimizin sağ salim doğması için böyle yapmamız gerekiyor. Ve yarın ilk işim bütün mal varlığımı oğlumun annesinin üzerine yapmak. Oğlan olacağını nereden biliyorsun? Erkek adamın erkek oğlu olur da ondan. Nasıl teşhis koydum ama? Süper. Al bakalım. Bu da karşılığı. Doktor rolünde çok başarılıydın. Çok teşekkür ederim. Yine işiniz düşerse arayın beni. Bu aralar turne falan yok. İstanbul'dayım. Buyur hayatım. Kalbim dahil her şeyim senin. Teşekkür ederim. Ben ofise gidiyorum. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Olursa söylerim. Belki bebeğimize bir şeyler bakarım. Henüz çok erken değil mi? Almak için değil. Ne var ne yok bir bakayım. Sonra beraber gideriz. Tamam, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Alo, Turgut'cum tamamdır artık. Her şey bizim oldu. Biliyorum, beraber gidip geldik. Artık bir şeyler açıklamanın zamanı geldi öyleyse. Çıldırdın mı sen? Ama benim de sabrım kalmadı. Daha neyi bekleyeceğiz ki? Biliyorum Turgut'cum, ama onun da bir zamanı vardır herhalde. Öyle pat diye söyleyemeyiz. Bunları yüz yüze konuşalım istersen. Ne zaman gelir seninki? Ofise gitti. Sonra da belki çarşıya gidebilirmiş. Akşama anca gelir.
O zaman yarım saate oradayım. Tamam, bekliyorum. Sana ne? Buradan da mı kovacaksın? Öyle demek istemedim. Seni bebek mağazasında görünce şaşırdım. Şaşırmana gerek yok. Hamileyim. Nasıl oldu bu? Basbayağı oldu. İkinci bir evlilik yaptım. Çok mutluyum. Ama nasıl olur? Bizim olmamıştı. Çünkü hata sendeydi. Olur mu canım? Senin çocuğun olmuyordu. Erkeklik gururun kırılmasın diye hata bende demiştim. Ve bu sırrı 10 yıl sakladım. Yalan söylüyorsun sen. Durduk yerde niye yalan söyleyeyim ki? Artık iki yabancı gibiyiz. Hatırlasana. Tüp bebek için test yaptırmıştık. Ve doktor bana senin olasılığın 0 demişti. Evet, hatırladım. Halbuki olasılığı 0 olan sendin. Ben doktorla konuşmuştum daha önce bu konuyu. Bir travma yaşamayasın diye böyle yapmıştık. Doktor bana senin hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Ben senin için anne olmaktan bile vazgeçtim. Ama sen... Haklısın vallahi. Adam anlayacak gibi değil zaten. Gittiği yere kadar artık. En iyisi açıklamamak. Hiç riske etmeye gerek yok. Daha gelmez o, merak etme. Nedim'in lakabı var mı mahallede? Bilmem, yok herhalde. Ha, ben bir tane buldum. Ne? Kaz Nedim. Nasıl? Turgut, hoş geldin. Ha. Banu, bir gelir misin? Hemen geliyorum. Beni aldattın. Nedim, bunu da nereden çıkardın? Bebek mağazasında eski karımla karşılaştım. Bana hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağımı söyledi. Ama sen hamilesin Banu. Yalan söylemiş Nedim. Bizi çekemediği için. O doktorlardan daha mı iyi biliyor? Evet. Şimdi söyle bakalım. Bebeğin gerçek babası kim? Sensin Nedim. Başka kim olabilir? Yalan söylüyorsun. Yavaş, Turgut duyacak. Duyarsa duysun. Ablam haklıymış. Benimle param için evlendin değil mi? Hayır. Mal varlığımı üstüne yaptırmak için yalanlarla bir de bebek peydaladın. Hayır. Evet. Hepsi doğru. Ve bebeğin gerçek babası da benim. Şimdi rahatladın mı? Bunu bana nasıl yaparsın Banu? Sorgu bitti Nedim Bey. Seninle hayatımız buraya kadar. Şimdi tıpış tıpış dış kapıya yöneliyorsun. Ama sakın zorluk çıkarayım deme. Evin, arabanın ve ofisin anahtarlarını bırakıyorsun. Ve sonra marş marş. Hadi. Hadi!
sonunda hadi marş marş deyip kapıya koydular. Nasıl da anlamadım bu oyunu, nasıl? İnsanın bazen basireti bağlanıyor işte. Şerefsizler bir günde sattılar hepsini. Cebimdeki 5 liradan başka hiçbir şeyim yok artık. Şans oyunlarından gelen para kimseye yaramaz. Haydan gelen uya gider. Seninki de öyle oldu biraz. Ama ben şans oyunundan kazanmadım ki o parayı. Ama herkes öyle biliyor. Sen de öyle demiştin bize. Öyle değil Şakir'cim, öyle değil. O kadar parayı bir anda görünce aklım başımdan gitti. Ben de bir hayatımı yaşayayım dedim ama halim ortada. O parayı geri vermeliydim. Adamcağız kim bilir ne yapmıştır. Ama bol bol ah etmiştir. Ne demişler? Ağlayanın malı gülene yaramaz. Peki... Bundan sonra ne yapacaksın? Nerede yatıp kalkacaksın? Eğer durakta iş bulursam orada yatıp kalkarım herhalde. Nedim'cim kırılma ama seni işe alamayız. Neden? Herkes kendi arabasıyla çalışıyor. Hem durakta yatıp kalkmayı da kimse tasvip etmiyor. Ayrıca alkol alışkanlığını da artmış. Tamam. Zorlu olacak değil ya. Tek taksi durağı da burası değil. Thank you.
gelmiş. Biraz daha böyle gider ama yakında başlar soğukta. Ne oldu? Şu adamı bir sadaka versene. Tabii hayatım. İyi yaptın canım. Sen yaptın değil mi? Yardımcı olmak lazım. Ben geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.